minik farenin karnı çok acıkmıştı. Aradı, taradı. Ama koskoca ormanda kendisine yiyecek hiçbir şey bulamadı. Yürüdü, yürüdü. Minik fare yürüdü, yürüdü. Yürüdü. Geçmiş Mete. Ah, sen ne güzel gülüyorsun öyle. Çok mu sevdin masalı? Tamam tamam devam ediyorum. Fare durmuş. Havayı koklamış. Sonra yavaşça yürümeye başlamış. Upuzun yemyeşil otların arasından giderken kocaman bir şeye rastlamış. Bakmış. Bakmış. Minik fare. Aa, fare! Of, yine çok ödevim var. Ben yardım ederim sana. Ben de ederim. Biliyorsunuz istesem öğretmen bile olurdum. Ya da fizikçi de olabilirdim. Ya da... Öğretmenimiz kimseden yardım almayın dedi. Kendimiz yapmalıymışız. Ama... Bir çığlık duydum sanki. Siz de duydunuz mu çocuklar? Ben de duydum. Lale! Soyguncular! Hırsızlar! Eyvah! Seni kurtarmaya geliyoruz. Dayan Lale! Neredesiniz pis hırsızlar? İşte yakaladım sizi. Ay ne hırsızı Galip. Fare var evde, fare. Fare mi? Ben de hırsız zannetmiştim. Fare mi? Hani? Nerede? Ben bağırınca kaçıp saklandı. Ama kocamandı. Çok mu kocaman? Çok büyüktü. Upuzun kulakları vardı. Çok korkunçtu, çok. Ya! Müge? Nerede bunlar? Ha? İşte yakaladım seni. Benim elimden kimse kurtulamaz. Yok değil mi ortalıkta? Merak etme Laleciğim. Ben yanındayken hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Siz sadece değil de nasıl yaptığımı öğrenmeye çalışın. Bana bir şey olmaz Laleciğim. Korkmuyorum ben. Hiç de kocaman değilmiş. Galip, hani korkmuyordun sen? Yok canım, ne korkması? Ben refleks olarak bir anda atladım. Yoksa ben korkar mıyım hiç fındık kadar fareden? Peki bir planın var mı korkusuz Galip? Olmaz olur mu hiç? İşte karşınızda korkusuz fare yakalama ekibi. Fare yakalamaktan çok yemek yapacak gibisiniz. Öyle değil mi Lale?
kendimizi korumamız gerekiyor. Onu yakalayacağız değil mi baba? Evet. Merak etmeyin çocuklar. Fareye zarar vermeden mıncırın üstün kedi reflekslerinin de yardımıyla yakalayacağız onu. Dikkat edin de size bir şey olmasın. Hazır mısınız korkusuz kahramanlar? Hazırız. Sessiz olun çocuklar. Bu görev çok önemli. Sessizce bekleyeceğiz. Galip Bey, bu işi uzmanına bıraksaydın daha iyi olurdu. Burası onun evi değil mi baba? Hayır, olmaz öyle şey. Onun da eşyaları vardır değil mi? Yatağı, masası. Belki küçük kitapları, belki de minicik bir televizyonu da vardır. Hiç olur mu öyle şey canım kardeşim? O bir fare. Niye olmazmış? Bence onun küçük oyuncakları bile vardır. Evini çok merak ettim. Küçülüp evini görmek isterdim. Tıkırtılar geliyor. Koşun! Daha işimiz bitmedi. Ben de bunu bekliyordum işte. Ah belim. Galip, bu ne hal? Minicik bir farenin sizi bu hale soktuğuna inanamıyorum Galip. Bence fare çok akıllı. Herhalde fare okuluna gitmiştir. Değil mi anne? Evet haklısın Mine. Gördüğüm kadarıyla çok akıllı bir fareye çatmışız. Bir uzman olarak söylemeliyim ki bu fareyi yakalamak imkansız. Siz karışmasaydınız ben yakalardım onu. Hem de tek başıma. Acaba birilerini mi arasak? Yani gerçekten uzman birilerini. Aşk olsun Lale. Ne kadar akıllı olursa olsun onu yakalayacağım. Aferin sana Mete. Ben demiştim babası kadar akıllı diye. Çok şirinmiş. Çok da komik bakıyor. Ne yapacağız fareyi? Bizimle kalsın. Hayır, fare hastalık taşır. Ama anne yazık ona. Burası onun da evi. Galip, çabuk bu fareyi ne yapacağımızı bul. Hep en zor görevler bana düşüyor. Fare ne oldu çok merak ediyorsunuz değil mi? Galip Bey bizim evin davetsiz misafirini hızla doğaya bıraktı. Mine ve Münge buna çok bozuldu. Neymiş? Çok sevimli bir fareymiş. Hadi canım öyle saçma şey olur mu? Bu evde sevimli biri varsa o da benim.